Dünyanın öbür ucu Avustralya'dan herkese selamlar dostlar. Bugün günlerden salı, okuldan çıktım, eve geldim. Eve de otobüsle geldim tabii ki, ehliyetim olmadığı için ehliyet almak da bayağı zor. Şu anda Perth'te yaşıyorum. Perth'te otobüs durağına geldim. Şimdi buraya ilk geldiğimde Aziz abi diye bir abim var burada. İlk geldiğimde tanışmıştım. Sağ olsun benim burada tutunmamda çok yardımcı oldu. Bugün beni mangala davet etti. Onunla beraber şimdi alışveriş yapacağız. Bakalım bu alışveriş kaç para tutacak, kaç para ödeyecek, buraya gelen öğrenciler tutunabiliyor mu, tutunamıyor mu, konuşamadım. Kaç para harcıyorlar, nasıl şey yapıyorlar, hep birlikte göreceğiz. Yani Avustralya'da 4 kişilik bir öğrencinin market alışverişini göreceksiniz. Bakalım fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Ki bu 21 yaşındaki kardeşinize destek olun. Hadi şimdiden videoya geçelim dostlar. Evet, şimdi Aziz abiler şu ileriye gelmiş. İleride otoparkta. Otoparkın oraya gideceğim. Etrafı da size biraz göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Etrafta jipler falan gözüküyor. Klasik Avustralya. Kangurular nerede diyeceksiniz şimdi? Kangurular da böyle şehrin dışında oluyor. Yani ormanlarda falan. Gece biz işte sürüş yaparken birkaç tane gördüğümüz oluyor ama çok nadiren yani. Aslında nadiren değil yani. Ne kadar şehirden uzaklaşırsanız o kadar çok kanguru görme olasılığınız artıyor. Tam da sağa dönecekken soldaymışlar. Korna sesini duydum. Hadi gidelim bir selam verelim bakalım. Selamun aleyküm. Selamlar. Nasılsınız abi? Selamlar. Aziz abi. Selamlar. Onur abi, benim ilk geldiğimde benim tutumuma çok yardımcı oldular. Teşekkür ederim abi şimdiden. Eyvallah. Şimdi hadi atlayalım bakalım. Şimdi buradan alışverişe. Şimdi dostlar burada birkaç kilometre uzaklıkta küçük bir market varmış. Helal et ürünleri satıldığı bir yer. Biliyorsunuz Avustralya'da domuz ürünleri çok fazla satılıyor. Biz helal et yiyeceğimiz için burada helal et ürünleri satılan bir yer var. Neydi abi adı? Hamir. 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 Daha önce biz bir Türk bir arkadaş grubuyla mangala gittiğimizde buranın yerlileri tabii Türkler. Evet. Onlar eti çok beğenmiştik. Nereden aldık diye sorduğumuzda orayı söylemişlerdi. Biz alışkanlık olarak artık hep oraya gidiyoruz. Valla ben de ilk defa deneyeceğim. Yok güzel, etleri gayet güzel bir yer. Kasap oldu yani, kasap market karışımı ama etleri güzel, taze. Mangal sen mi yapacaksın abi? Mangal başı burada. O varken bana laf düşmüyor. Ocak başı bende. Ocak başı arkadaş. O varken bana laf düşmüyor. Olmadığı zaman ben yapıyorum. İnşallah. Hani hiyerarkide birinci kardeşimiz. İnşallah karınlar güzel bir şekilde doyacak abi. Doğru, doyacak ya. Bugün şiş yapacağız. Şiş mi? Etrafı da göstereyim. Et şiş yapacağız. Şu an iş saati Deniz. O yüzden biraz yoğun. Saat 3.30. Burada genelde saat 2'den 5'e kadar yoğun bir trafik oluyor. Evet, o yüzden abi. Mesafeyi şu an normalde kaç dakika olur? 3 dakika. 3 dakika gösteriyor da. Evet, çok yakınmış. Bakalım. Daha bana sürerim çektim, yakınmış mı ya? Genelde 4-5'ten sonra tabii kimse olmuyor. Biz şu anda tabii. O saatte yaklaştığımız için etraf yine boş. Etrafı da göstereyim dostlar size. Pek fazla hani bu Outback'i gösteremiyordum sizlere. İşte şehir dışında falan. Genelde benim rutinim şehir içinde geçtiği için göstermek nasip olmadı. Şimdi de inşallah aynen göstereceğim size. Etrafı göstersem, çünkü burası bildiğin suburb dediğin mahalle arası oluyor burası. Mahalle aralarında market falan olmuyor. Şimdi market, bakkal, dükkan olmuyor. Müslüman bölgesi. Aynen. Burası aşırı derecede Müslümanların yaşadığı yer. Vallahi kendimi şu an Avustralya'da bir tura katılmış gibi hissettim ya. Çok iyi ya. Ha bak şimdi görürsün, bak şurada. Bak marketler burada. Ha geldik. Hadi bakalım gelelim. Vallahi ehliyetsiz olmak çok zor ya. Ehliyetsiz olmak çok zor öyle gibi. Ehliyetsiz olmak çok zor. Geldik dostlar şimdi. Şöyle bir yer. Ne iş yapıyorsun abi? Abi sizin ne iş yaptığınızı bir soralım önce. Sen ne iş yapıyorsun abi? Graniflat'ta çalışıyorum. Yani ne yapıyorsun? Nasıl diyeyim? Konteyner ev falan yapıyoruz. A101 evleri var ya. A101 evleri. A101 evleri. Süper. Sen abi? Ben mağazada çalışıyorum. Thank you. Medeni. Kamera dolduğu için mi acaba gelirdi? Yok ya, genelde. Gel abi, seni bir tanıyalım abi. Ben Work and Hold ile buradayım. Adım Aziz. Madende çalışıyorum Perth'te. Aşağı yukarı 8 aydır madendeyim. Yarın da uçacağım. Senin son gün uçacağım. Bir eğlence yapalım dedin. Son gün gitmeden bir partileyelim dedik. Ya zaten Avustralya'ya gelmek isteyen herkes abi buraya Work and Holiday ile gelmek istiyor.
Dil okulu mu daha iyi, Work and Holiday mi daha iyi sence? Bana sorarsan Work and Holiday daha iyi çünkü Work and Holiday'de çalışma şartların biraz daha gevşek. Yani sınırlama yok, sadece 6 ay aynı işverenle çalışamazsın, o sınır var. Onda bazı yerlerde kalktı. Şöyle hospitality tarzı bazı işler var veya regional area, uzak bölgede çalışırsan o sınır da yok. Öyle olunca da okul derdin yok, bir şeyin yok. Doğru. Full time çalışmak. Doğru. İstediğin işi bulabilirsin. Bütün işlerde çalışabilirsin. Doğru. Senin becerine kalmış. Maaşlar da daha iyi bu arada öğrencilere tabii göre normal, değil mi? Tabii normal, Avustralya ne alıyorsa, hatta sen bulduğun işe göre Avustralyalılardan bile daha fazla doğru maaş alıyorsun. Öyle söyleyeyim. Aziz abi milyonerliğe doğru gidiyor değil mi abi? Yok daha değil. Aziz var. Abinin de bu arada YouTube kanalı var dostlar. Work and Holiday ile nasıl gelinir, ne iş yapılır onları anlatıyor. Onun YouTube kanalında aşağı linki koyacağım. Gidip abone olursanız çok sevinirim dostlar. Evet arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Ben de şu an amatör olarak atıyorum. Madenden özellikle video atıyorum. Madenle ilgili merak ettikleriniz varsa benim kanalıma ziyaret edebilir. Çok yanılmıyorsam Türkçe kaynak fazla yok. Birkaç arkadaş çekiyor bunları ilgili ama onlar YouTube'da çekmiyor diye biliyorum. O yüzden kanalıma gelirlerse sevinirim. Aşağıda bırakacağım burası, dostlar. Burası abone unutmayın. Burası Müslüman marketi burası bu arada. Müslüman marketi ben böyle büyük bir yer sanıyordum ama bayağı küçükmüş ya. Sen küçük deyince ben inanmamıştım. Burası aslında birazcık daha küçük. Bayağı küçük. Burası aslında birazcık daha küçük de büyütmüşler. Yani yenilemişler şeyi. Abi ya ben buraya gelmiştim daha önce. Hatırladım ben buraya gelmiştim daha önce. Dostlar ben buraya 4-5 ay önce çalıştığım iş yeri bana ekmek al demişti. Afgan ekmeği. Onun için buraya gelmiştim. Buradan fresh yani temiz Afgan ekmeği almıştım. Çünkü bayağı popüler bir ekmek burada. Size bu arada et fiyatlarını göstereyim dostlar. Bakın bütün lamb, lamb kuzu kilosu $10. Helal. Bakın şöyle. Bu chicken breast. Bu da yaklaşık kaç dolarmış? $12. Bu chicken kuyu var mesela. Chicken kuyu burada da $13. Fiyatı gösteremedim ama böyle. Aslında hani bir ev tutmuşsanız, şey yapmışsanız böyle arkadaşlarınızla beraber yemek yapmak gerçekten de ucuz oluyor. Ben de o şans olmadığı için bir şey diyemiyorum ama eğer Avustralya'ya gelirseniz iyi bir ortamınız varsa çok kal bir şekilde eğlenirsiniz burada. Dediğim Afgan ekmeği bu dostlar. Bu var ya hayatımda dediğim en güzel ekmek olabilir bu arada. İlk geldiğimde buradan almıştım. Bayağı güzel. Şu kaç dolardı hatırlamıyorum ama bana bundan aldırmışlardı. Bayağı da güzel tadı. Soğan falan. Burası esnaf marketi gibi bir yer. Bayağı da güzel. Küçük bir balon. Kaç para verdim domatesin kilosu? Domatesin kilosu 4,5. Burada bir tık daha pahalı. Birazcık daha pahalı domates. Ama pahalıymış ya. Küçük yer o yüzden biraz pahalı. Okey, markete gidiyor. Bazıları pahalı, bazıları ucuz. Açık piyasa var. Neyse bakalım. Video tam gaz devam ediyor. Alışverişimizi yaptık dostlar. Bakalım kaç para tuttu Aziz abi? Şimdi evet, size söyleyecek. Toplamda $38.78 tuttu. $38. 1 kilo kuzu pirzola aldık. 1 kilo yakın ciğer aldık. Başka ne vardı? Şurada yağ var. Yağ da aldık. Yağ herhalde $1 falan tuttu şu. Kuyruk yağ. Bir de tavuk göğsü aldık. Tavuk göğsü de 310 gramı. Kaç pardon? 1 kilosu $12. Toplamda yani kuzu $18 tutmuş. Kuzu ciğer $6. 6,5. Kuyruk yağ $1.5. Tavuk göğsü de $12. Toplamda $38.78 tuttu. Yani ha. Yani burada 2 saatlik ücretinizle değil mi? Yani normal bir insan için. Benim gibi, benim ya, için aslında. Benim için sorarsan 1 saatlik ücret. 1 saat, 1,5 saate yakın bir, 1,5 saat dedi. 1 saat 15 dakikalık ücreti benim. 1 saatlik ücretiyle adam Türkiye'de Türkiye'de kaç para olur? Türkiye'de çok herhalde şu kuzu şeyi bile alamam da. Burada Work and Travel'a gelen Aziz abimin Holiday. Work and Holiday pardon. Work and Holiday'a gelen Aziz abim 1 saatlik ücretiyle aldığı yerler. Evet. Şöyle bu ki sana şöyle söyleyeyim, bu fiyatlar yine birazcık daha pahalı çünkü küçük bir ücretin burası. Normal markete gitseydik $38'sa muhtemelen kaç para? 29 veya $30 alabilirim. Ama buranın helal olduğu kesin olduğu için tabii, değil tabii. Mi? Tabii tabii. Bu helal olduğu kesin geldik. Yani. Zaten birazcık etrafta baktığında ama çok da Müslümanları görebilirsin burada. Evet. İftar saati de yaklaşıyor zaten. İki saat sonra. Nerede? Onu orada hepimizin. Ha bu arada gel size bir yer daha göstereyim. Avustralya'ya gelmek isteyip de çok ucuz ikinci el ciğer var burada. Şu Venice dediğimiz yer. Burada ikinci el ürünler satılıyor.
Vinis. Tabii. Şöyle göstereyim içine. Hatta içeri girebiliriz sonra. Girelim bakalım. İkinci el kafet mi dedin sana buraya? Ya. İkinci el kafet mi dedin? İkinci el kafet. Aa, ben de burayı arıyordum. Böyle bir arıyordum. Hava iyi. Burası ikinci el kafetle ne oldu bir yermiş dostlar? Spiderman. Oo, bayağı yakıştı lan aslında. Kaç para bu ceketin fiyatı? $25. $25 bir saatlik ücret. Evet. Bir şey diyeyim mi, bayağı yakıştı ha. İkinci el kıyafetlerin olduğu mağaza. Hadi bakalım. Süper. Süper. Bakın burada genelde Avustralya pahalı falan, hani ben şey diyordum. Ben Türkiye'deyken şey diyordum işte, hani işte olan Nike, Adidas, olan Avustralya'da olsam bir saatlik ücretini de diyordum, alırım diyordum ama buraya gelince yine pahalı yani. O ürün her yerde pahalı, o değişmiyor bir kere. Tamam, hani burada bir günlük çalışmanı alabilirsin ama o bir günlük çalışma senin Türkiye'de 10 günde bedel gibi bir şey oluyor. O yüzden değişik rakamlar, değişik fiyatlar oluyor. Evet arkadaşlar, az önceki mağaza sahibi geldi dedi ki burayı çekebilirsiniz, buradaki ürünler yeniye yakın ve bunlar aynı zamanda bu ürünlerin satışından belli bir miktar yardım kuruluşlarına gidiyor. Bunu da bilgisini verelim. Onur şimdi şey aldı, ceket aldı. Aldım ceket. $25. $25 şöyle bir ceket. Bence güzel ya. Bu normalde muhtemelen normal fiyatı $50 fazladır. Vallahi güzel. Ben 200, kat, 200, bazen bu $200 biliyor musun? Ben 200. Daha önce bir yerde baktım. Katmandu'nun malzemelerini mesela burada ben bir ara Katmandu'nun sırf uzunu, sportif şortunu $10 aldım. Vay, iyi almışsın bayağı. Burada çok büyük markada çok ucuz alabiliyorsunuz. Burada bir tane deri ceket var. Bu kadınlar için mi ama? Kadınlar için. Yine ucuz gibi ama ya. Bir saatlik ücretiyle şuraya sansür koyalım. Yani buraya gelen herkes de hani Adidas falan giymiyor. Ben şunu gördüm. Avustralyalılar yine ikinci el alıyor. Ben diyordum hani ulan Avustralya'da yaşıyorsunuz, niye ikinci el kıyafet alıyorsunuz falan. Buraya gelince anladım artık o şeyi yani. Şimdi bir burası var ikinci elci. Vinicius'a geçiyor burası. Bir de Salvation Army var. Bunların Kızılaç şeyi var ya. Evet. Yardım kuruluşları. Bir de orası var. Çok ucuz satıyorlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Vallahi güzel. İş kıyafetlerini buradan alabilir aslında bazı ikinci el. Kmart'ta da var değil mi? Burada Kmart'ta da ucuz. Kmart sıfır. Kmart sıfır. Sıfır. Burası daha, ikinci el. Burası hazine gibi yani. Çok değerli eşyalar olabilir. Bak şu $7. Buraya gelirseniz dostlar, paranızı harcamak istemiyorsunuz, böyle yerlerden ikinci el kıyafet alabilirsiniz. Ki temiz ve kullanışlı. Bayağı güzel. Avustralya'nın sokaklarıysa bu şekilde. Her taraf temiz, clean. Perth bu arada dünyanın en temiz 28. şehriymiş. Ben size daha yeni öğrendim. Dostlar şu an size Avustralya'nın en büyük marketi. Şöyle bir yere geldik. Abi Türkiye'de büyük kalabalık alışveriş merkezinden alışmışım. Buralarda kimse yok ya. Vallahi bak. AVM'de gezme kültürü yok tabii. Yok, AVM'ler bomboş. Market rafları bomboş. Neyse, geldik bakalım bir yere. Bakacağız bakalım. AVM'nin içine girdik dostlar, görüyorsunuz sadece birkaç kişi. Valla hafta içleri bomboş. Hafta içleri bomboş. Evet, hafta içleri bomboş. Sadece genelde cuma, cumartesi veya pazar günleri dolu oluyor. İnsanlar genelde hafta içi dinlenmeyi tercih ediyor. Cuma, cumartesi, pazarda alışveriş yaparlar. O zamanlar kalabalık olur. Diğer türlü böyle sakin işte, bak işte. Saat evet. Kaç? Saat 4.30 burada. Ortalık incin. Demeyelim de birazcık var. Arkamda şimdi gerçek Avustralyalılar vardı. Bak, yaşlı adam oturmuş. Avustralya kime güzel? Onlara güzel. Adam emeklisine olmuş, şeyin olmuş. Hayat onlara güzel. Öğrenci çok zor. Ama bu hayat Avustralya kime güzel biliyor musunuz? Birincisi Avustralyalıya, ikincisi Work and Holiday ile gelenlere güzel. Yok, full time çalışmak olanlara. Öyle diyelim. Work and Holiday ile gelince zaten olmuyor mu abi? Oluyor yani. Genel anlamda sadece ben değil. İşte Work and Holiday ile gelen. Burada bakın hep Asyalı mutfağı oluyor. Dediğim gibi toplama ülkesi, toplama kampı gibi. Ama öyle değil mi abi ya? Multicultural diyoruz kardeşim. Multicultural. Ben multicultural değil ya. Çinli, Hindistanlı, başka bir ırk yok. Çok 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 az diğerleri. Şimdi Koles. Koles Türkiye'nin BİM'i mi oluyor abi? Yoksa Migros'un mu oluyor? Buranın BİM'i neresi biliyor musun? Buranın BİM'i Aldi. Aldi. Hani Aldi. Aldi. Koles nesi oluyor abi peki? Koles bizim oranın. Büyük marketleri hangileri var ki bizde ya? Carrefour'sa gibi. Bence Carrefour'sa. Yani fiyatları pek... Ben 6 aydır buradayım, ben 5 defa anca gelmişimdir anca buraya.
Buranın iki büyük marketi var. Bir Woolworths, bir de bu Coles dedikleri. Genelde bu ikisi birbiriyle çok kapışıyor. İşte bir tane hıyar var. Şöyle bu hıyar. Yok, hıyar değilmiş. Green zucchini 1 dolar. Şey bu ya. Benim cahillik seviyesi. Zucchini Türkçesini unuttum resmen. Benim cahillik seviyesi. Oğlum aktardır gelmiyorum ben buraya dostlar. Neyse geldik bakalım. Bakın dostlar, şöyle bir kıyma var. Beef, yani hamburger için. Şöyle bir tane şey sadece 8 dolar. Efendim abi. Kanguru eti. Allah abi, çok iyi arkadaşlar, bakın kanguru eti satılarmış. Şu an indirimde. 13.80. Şu yorgunu 80 dolar. Vay. Abi hiç yedin mi kanguru? Nasıl abi tadı? Ben hiç yemedim. Ben kanguru burger yedim. Kanguru burger. Evet, eti biraz sert oluyor. Bilmiyorum, benim orada yediğim en azından öyleydi. Bir de genelde bunları aborjinler daha çok yapıyor. Onların kendi yemeklerinde var bu. Yani denedim, bir festivalde denedim ama bir daha denemeyeceğim muhtemelen, çünkü beğenmedim açıkçası ben. Ben beğendim. Aziz abim beğenmedi ama ben size deneyeceğim. Evet, ama kesinlikle denemeniz lazım yani. Ben denedim, bir daha denemeyeceğim. Ben deneyeceğim. Vallahi. Evet. Sizler için deneyeceğim. Burada bunu denedik. İleride diğer planım timsah eti denemek ama burada bilmiyorum timsah eti var mı? Darwin'de falan var o tarafta da. Burada var mı bilmiyorum. Vallahi bu Avustralya hayatını yaşayan Aziz abim diyorum, bak diyorum. YouTube'a diyorum odaklan diyorum. Odaklanmıyor. İşte zarla zor bir tane kamera aldırdım ona. İnşallah videolar açacak. Dediğim gibi gelecek. Linkini açıklamaya bırakacağım. Lütfen Aziz abiye abone olun. Valla kendisini çok seviyorum. Takip edin beni arkadaşlar. Çok şey kaçırırsınız, takip etmezseniz. YouTube kanalı açıklamada. Vallahi Burken Holder'e gelmek istiyorsanız, ki en iyi yol gelmenin, takip edin. Orada bu arada benim Burken Holder'le ilgili videom da var. Nasıl başvurursunuz diye. Çok amatörce çektim onu. Boş bir zamanda ama belki ilerleyen zamanlar derli toplu çekerim o videoyu da. Yani. Bakın vallahi reklam falan değil, gerçekten çok sevdiğim için. Zaten normalde yapmam böyle şey ama vallahi çok sevdiğim bir insan. Evet. Vallahi çok iyi olduğu için lütfen abone olun. Ona abone olmanız bana abone olmanız demek inşallah. Şimdi bunu videonun sonlarında göstereceğim tadının nasıl olduğunu. Dediğim gibi dostlar, bakın raflar bomboş. Yani gittiğimiz bu rafların hepsi bomboş. Şimdi ben buradan bir tane içecek alacağım hepimize. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı? Adaga nasıl lan? Mountain'de. Gel şuna bak. Hangisinden? Solo. O bak, bu çok güzel dostlar. Ben bunu alacağım. Avustralya geldiğimde bu en sevdiğim içecek olmuştu, Solo. Ki yani şöyle bir şey var, şöyle bir anım var. Çalıştığım yerde ilk başta Solo vardı. Hepsini ben tüketiyordum. Bir baktım sonra Solo gelmiyor dükkana. Ama hakikaten çok güzel bir içecek ya. Vallahi çok güzel ya. Çok iyi gidiyor. Ben vallahi çok güzel gidiyor. Road trip yaptığım zaman da şeyi bundan buldum. Evet, road trip yapmış adam. Ben cidden de... adam yaşıyor Avustralya'yı ya. Zaman, herkesin hayali. O zaman şey, benim o eski dedikleri bu soğutucuya hep bundan atıyordum. Yolda içe içe geldim. Vay be, yaşıyorsun bu hayat abi. Dostlar şimdi çayın yanında kurabiye arıyorum. Böyle çayına gitmedik. Bakalım neler var, onlardan göstereyim şimdi sizlere. Şöyle bir tane tabluron. Kocaman tabluron varmış, bakın şöyle. 16 dolar. Şundan alalım. Alamadım. Alalım. İki tanesi mi 16 dolar? İki tanesi 16 dolar. Bir tane bundan alayım. Bir tane daha alayım. Şöyle. Bir de ne alırsak? Bir de cips alalım. Kocaman. Sağlıklı cips. Bir de şu cipsten alalım. Elim kolum dolu olduğu için şey yapmıyorum ama bir tane cipsten aldım. Bir tane de şu cipsten aldım. Burada sirkeli cips yapmış adamlar. İlk defa deneyeceğim bakalım. Şöyle bir şeyler aldım. Bir de şundan alayım. Parti. Şöyle bir şey aldım. Bakalım kaç bar tutacak. Buraya geldiğinizde bazen şey, fiyata bakmayabiliyorsunuz. Bugün eğlenme günü için güzel bir gün. Hadi bakalım. Ama Aziz abileri kaybettim. Onlar nereye gitti lan? Oradalar. Hadi bakalım. Şu kız çok güzelmiş abacı. Numarasını mı alsam? Dostlar şimdi böyle geldiğinizde böyle makineler var. Burada ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle bir tane cips fiyatı kaç dolarmış bakalım. Valla okutamadım fiyatını ama. Ha. Bakın. Kanguru eti. Bunu denemeye çok istiyordum. 17.80. Şöyle bir üzüm.
Bunun fiyatı da... Şöyle okutalım bakalım. 1.2 kilo. 32 dolar. Bir de şimdi şöyle... Burada şöyle bir çiçek aldım. Bakalım kaç para tutacak. Hala okutamadı ya. Çok yavaş. Alışverişimizi gerçekleştiriyoruz dostlar. Şimdi buradan ödemeye basıyoruz. Pay. Buradan da skip. Buradan da kart. Ödemeyi gerçekleştirelim. Ödeyemedim ya. Şu kadar ürün sadece 2 saatlik çalışma dostlar. Kurt gibi acıktım. Bir önce yemek yiyelim artık. Alışverişi yaptık dostlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Dostlar şimdi Aziz abinin yaşadığı eve doğru geldik. Şu mahalleyi göstereyim önce size. Avustralya'da sakin bir yer ve eve geldik. Alışverişi yaptık. Etraf ne kadar güzel, sessiz. Bakın şöyle göstereyim ya, cidden. Bu ülke bir vatandaşına güzel, bir de working holiday ile gelenlere güzel. Şu ülkenin sakinliğine bakar mısınız? Ama işte vatandaşa güzel. Hadi eve gelelim bakalım. Abi kapı kapandı abi. Kapıyı kapat. Eyvallah. Allah. Bu çok varmış var ya. Geldik. Şuraya koyalım. Bayağı yoruldum. Dostlar şimdi evdeyiz. Gördüğünüz gibi Avustralya'da öğrenci evi nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Burada Mikael abiler, aşçı adam. Merhaba. Bize şiş yapıyor. Nasıl yapıyorsun abi? Vallahi Onur Reis nasıl gösterdiyse öyle yapıyorum. Hemen sizi de tanıyalım abi. Sen ne yapıyorsun Avustralya'da? Ben şu an dil okuluyla geldim. Yaklaşık 1,5 yıl önce. Evet. Okulu bitirdim. Şu an project management okuyorum. Süper. Haftada bir gün mü gidiyorsun? Aynen. İşte bu adam hayatı yaşıyor. Benim gibi 5 gün okula gitmiyor. Ben de bu süreçlerden geçeceğim inşallah. Ama bu adam inşallah. Şu hayatı yaşıyor. İnşallah. Dil okula giderken nasıldı hayatın? Dil okula giderken vallahi iki part olarak ayırabilirim ben. İlk part gündüz okulu bayağı güzeldi, zevkliydi. Ama daha sonra geceye geçtiğim zaman hiçbir şey kalmadı. Benim için anlamı kalmadı. Süper. Sen abi? Ne yapıyorsun? Nesi geldin buraya? Ben de dil okuluydu aynı şekilde. Büyük ihtimal her Türk vatandaşının birbirinden duyduğu şekilde öğrenip geldik biz de. Şimdi ben de aynı şekilde project management'a başlayacağım. Nedir bu project management? Project management'ı... Bak bu güzel güzel soru biliyor musun? Kimse ne olduğunu bilmiyor. Sadece haftada bir gün. Aslında biz mesela ben mühendis background'lıyım Türkiye'den. Baktım en güzel match bu olur. Şu an sadece iş yerlerinin gelişmesi açısından mesela hangi prosedürler uygulanır, hangi şeyler yapılır bunu öğretiyorlar. Aslında çok kolay yani. O yüzden haftada bir gün zaten. Anladım. Herhangi bir proje geliştirmiyor musun? Aynen öyle. Hoş geldin bro. Sana şey yapıyorum. Sen kimsin, necisin? Sen beni iyi tanıyorsun hani. Ben dil okuluyla geldim Avustralya'ya yaklaşık bir sene önce. Dil okulu bitti. Şu an ben de gelecek hafta marketing communication okuyacağım. Maşallah. O da haftada bir gün. Arkadaşlarla aynı yerde, Scarborough'da. Sadık benim eski sınıf arkadaşım. Evet. Bir ay oldu görüşmeyeli. Hoş geldin. Oldu herhalde ya. Özetli kendini ya. Eyvallah, sanırım sanırım. Bakalım böyle. Dostlar, kangretimizi aldık. Herkes çok sert dedi ama deneyeceğiz. Şimdi Şef Deniz size kangretini nasıl yapıldığını gösteriyor. Şöyle etimizi aldık. Bakın şöyle bir et. Allah'ım nasıl bir et lan? Böyle eşek etine, eşek eti. Eşek dinle benziyor böyle. Of çok kötü kokuyor lan bunun tadı. Oh, şimdi ben bunu soslayacağım. Şu özel soslarımız var. Çok güzel oldu şu an. Oh. Amerika'ya mı gitti? Dostlar şimdi gördüğünüz gibi kanguru etini böyle yaptık. Burada Aziz abi böyle etleri şişledi. Ramazan'a hazırlık. Ben daha başlamadım ya. Anladım. Vlog çok güzel gidiyor. Buraya kadar izlediyseniz video beğenmeyi ve bir tane diyorum atmayı unutmayın dostlar. Ortam da bu şekilde dostlar. 6 aydır hiç böyle şey yapmamıştım, bir aktiviteye katılmamıştım. Avustralya'da yaşayan öğrenciler bakın böyle mangal yapıyor. Oh! Ben eleştiriyorum, sadece mi? Oh! Şöyle göstereyim size. Şurası böyle, evde şöyle. Bakın şu kanguru eti. Burada şiştikler falan var. Bir tane hatırlıyor musun? Hazır var mı ya? Bir tane tadına bakayım. Hangisi? Hangisi? Şunun tadına bakayım. Tam nasıl? Onu biz bunun şarjı mı gitti? Bakalım.
Şarjı bitmiş. Hmm. Şarjı çok iyi olmuş. Güzel tadı, çok eline sağlık. Ustam burada ya. Oo. Yarasın. Yarasın. Bunu kes kardeşim. Çek çek Allah aşkına. Siz bir yerken yiyer misin kardeşim? Ye ye ye. Ye. Ne yiyin lan? Bunu yiyeceksin, ne yiyeceksin? Ooo. Maşallah. Ortam çok iyi ya. Öğrenci evi mi? Ortam çok iyi. Öğrenci evine baskın. Öğrenci eviymiş ya. Ekmek ver, ekmek ver. Şimdi onu dur. Ha, ekmeğim gitti. Ekmeği pişirsin lan öyle. Lan ekmeğini al lan. Ki şey bunu. Pişirecek ya. Güzel ay, hızlı sağlık. Afiyet olsun. 6 ayda buradayız, 6 ayda ilk defa. Ben ekmek mi alsam lan? Ne desem boş. Bak, bak, ama ortam bak, güzel yani. Oo. Şuna bak ya. Ekmek şef pişirecek ya. Ya benim ekmek gitti ya. Ekmek burada. Pişiriyor pişiriyor da. Kameradan oynuyoruz. Master Onur. Bunlar hepsi Master Onur'un eseri. Master Onur'u da göster. Master Onur. Evet. En kısa zamanda yeni dükkanımızı açıyoruz. Beylikdüzü'nde. 4.99'dan başlamak. Valla. Lan doğal ekmek kalmaz. Neredesin sen? Çok iyi kokuyor valla. Dostlar, kangur etini de buraya attık. Bakalım tadı nasıl? Tadı bence iyi değil ya. Kokusu şu an çok kötü. Eşek diline benziyor bir de. Bakalım tadı nasıl? Dostlar, kangur etini kestik şimdi. Bakalım abiler deneyecek. 10 üzerinden kaç puan? En sonunda ben deneyeceğim. Ben deneyeceğim. Dene bakalım abi. Bakalım tadı nasıl? Dene bakalım kangur etini. Koyun gibi. Nasıl tadı? Kanguru gibi. Yani. Kanguru gibi. Bilmiyorum. Kanguru da bilmiyorum demek ya. Ne demek? Kanguru adam bilmiyorum demek. Harbi mi? Aborjin dilinde. Hani bu şeyler geliyor İngilizler, Avustralya'ya geliyor ilk başta. Hayvanı görüyorlar. Aborjinler de orada. Diyor bu hayvanın adı ne? İngilizce anlamıyorlar. Aborjin işte bilmiyorum diyorlar. Kanguru diyorlar. Nasıl? Bu ne? Kesörden geliyor demek. Fena değil ya. Sen de ne abi? Normal et şey gibi değil mi? Beef. Buffalo gibi. Aynen. Onun üzerinden 7.9. 7.2. Nereden kırdın 2.8? Şimdi de ben deneyeceğim. Dostlar, şimdi ben yiyeceğim kangur etini. Abi sağ olasın. Doğan keserse bir kangur eti yani. Şöyle. Bakalım, inşallah tadı güzeldir. Aa, ete benziyor. Abi sen ilk defa yiyorsun ama. Ben ilk defa yiyorum. Ben ikinci defa yiyorum. Nasıl desem size? Hı? Normal etle aşağı yukarı benzer ama biraz ekşimsi bir tat var. Yani sorgulardım bunu bir. Yani normal et miydi ya da çürük et gibi sana bir şey derdim. Biri sana bunu normal verse et diye. Sen bunu demezsin bunu diye. Ya yerim. Ama şey derim. Hani, ama sorgulamazsın biz, yani. Derim bu et güzel değil derim yani. O kadar ama yani. Demezsin bunu. Aynen. Çok farklı bir tadı yok yani. Oğlum, çok farklı bir tadı yok ama derim bu et. Şey mi? Bir şey derim yani. Bir şey, ette bir şey aynen, sorgularım. Bir şey. Onun üzerinde bence 10 üzerinden. Yani, 10 üzerinden 3 bence ya. Bence 10 üzerinden 3. Ben hiç beğenmedim. Sen abi 10 üzerinden 7 verdin. Normal ya. Ben 3 verdim. Bu da böyleydi. An olsun. Bir günüm, yani boş bir günüm böyle geçiyordu dostlar. Görüyorsunuz Avustralya'ya gelen öğrenciler, arkamdaki tutmuş olduğum, yani arkamdaki göstermiş olduğum evlerde kalıyorlar. 3 kişi çok iyi. Benim gibi 7 kişi kalmıyorlar. Ve herkesin uyum içinde yaşadığı bir ev. Gerçekten 10 numara bir ortam var. Size hemen suburb, yani mahalleyi de göstermek istiyorum. 10 numara. Gerçekten 10 numara. Eğer bir aile kuracak olsaydım burada yaşamak isterdim. Bir günüm de böyle geçiyordu. Mangal yaptık, alışveriş yaptık. Lütfen video beğenmeyi ve kanala abone olmayı, özellikle video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Ki bu kardeşinize, 21 yaşındaki hayatın başındaki kardeşinize destek olun. Videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.